Songuç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde felsefe ile düşünmeyi işleyeceğiz. Hadi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Konu içeriklerimize bir bakalım istiyorum. Felsefe ile düşünürken hangi konular var içerisinde? Düşünme ve akıl yürütmenin temel kavramlarına bakacağız. Felsefi soru oluşturma nasıldır, bunu irdeleyeceğiz. Düşünme ve akıl yürütmede dilin önemine bakacağız. Haydi arkadaşlar, konumuza artık başlayalım. Peki bu konu içerisinde göreceğimiz temel kavramlar nelerdir? Gerçeklik, görüş, felsefi soru nedir, nasıl oluşturulur, doğruluk, önerme, akıl yürütmenin çeşitleri, argüman ve temellendirme. Bunlar konu içerisinde karşımıza çıkacak kavramlar. Biz bunların karşılıklarını hemen bir öğrenelim. Bakalım neye karşılık geliyor. İlk öncelikle görüşten bahsetmek istiyorum. İnsanın olay, varlık veya ortaya atılan düşüncelere dair bir anlayış geliştirmesi. İşin içinde insan varsa bireysellik vardır. Bireysellik varsa görecelilik, yani herkese göre değişen bilgiler vardır. Kişiden kişiye değişiyor ve kanıtlanması da aslında mümkün değil. Mesela ne dedim? En sevdiğim ders matematiktir dedim. Bu ne oluyor? Aslında benim kendi düşüncem, başkasına göre fen bilgisi de olabilir, fizik, kimya ya da Türkçe de olabilir. Ya da dedim ki en sevdiğim ders, en sevdiğim renk pembedir dedim. Bu bana göre pembe, bir başkasına göre değişebilir. Dolayısıyla görüşler kişilere aittir ve kanıtlanamazlar. Gelelim temellendirmeye. Bir düşüncenin, yargının ya da önermenin doğruluğunu göstermek ve bu doğruluğun dayanakları ile gerekçelerini ortaya koymak. Aslında biz felsefede felsefi soru oluştururken ya da bir düşünce ortaya atarken deney ve gözlemden yararlanabiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar, deney ve gözlem felsefede olmadığı için biz bunu gerekçelerle ve dayanaklarla, yani ortaya koyduğumuz düşünceyi bir şeylere dayandırıyoruz. Bu böyle olduğundan dolayı böyledir diyoruz. Filozoflar o yüzden deney ve gözlem yapamayacakları için ortaya koydukları düşünceleri temellendirme yapıyorlar, gerekçe buluyorlar. Mesela günlük hayattan bir örnek vereyim. Filozoflardan örnek vermeyelim. Dedim ki hava 20 derecedir dedim mesela. 20 derece olduğunu nereden biliyorsun? İşte haberlerden dinledim, annemden duydum. Bunların hepsi aslında nedir? Bir gerekçelendirmedir. Geldim önermeye. Felsefi soru oluştururken ya da düşüncelerimizi ortaya koyarken aslında önermelerden çok yararlanıyoruz biz. Doğru veya yanlış bir yargı bildiren cümleye önerme diyoruz biz aslında. Cümlenin doğru veya yanlış olması önemli değil. Sadece bizim için bir yargı bildirmesi önemli. Mesela hemen örnek verelim. Keşke o da gelse. Keşke o da gelse dediğimizde bir dilek, istek kipi oluyor. Bu önerme değildir arkadaşlar. Ama Ahmet çalışkandır cümlesi. Ahmet'in çalışkan olması doğru veya yanlış olsun hiç fark etmez. Bir cümledir, yargıdır. Dolayısıyla önerme olarak kabul edebiliriz. Yine felsefe ile düşünme dersi içerisinde argümanlar bizim için önemli. Argüman belli kanıtlara dayanarak ortaya çıkardığımız yeni bir yargı. Sonuç önermesine destek olan önerme veya önermeleri biz ne diyoruz? Öncül diyoruz. Birazdan öncülleri örnek vereceğim. Öncüllerden sonuca varma işlemine ne diyoruz biz? Tabii ki argümantasyon diyoruz. Argümana hemen bir örnek verelim. Neden argümantasyon? Hemen tahtamıza yazalım istiyorum arkadaşlar. Ne dedim mesela? Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmak, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmak için düzenli çalışmak gerekir. Düzenli çalışmak gerekir dedim. Çünkü bu üniversiteyi kazanmak isteyen çok sayıda öğrenci var. Onları geçebilmek için çok çalışmak gerekir. Aslında ortaya koyduğum bir düşünceyi ben farklı şeylerle destekliyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmak için ne gerekir? Düzenli çalışmak gerekir. Çünkü orayı kazanan öğrenciler çok çalışıyor. Peki benim onları geçebilmem için benim de o zaman çok çalışmam gerekiyor. Argümantasyonu bu örnekle de açıklamış olalım. Gelelim felsefeyle düşünmekte tutarlılığa. Tutarlılık aslında
düşüncelerin ortak bir ilkeyle, bağlantı, düzen, kavram ya da fikirle birbirine bağlanmış olması durumudur. Mantıklı bir bütünün parçaları, yani ortaya koyduğumuz düşüncelerde paralel ilerliyoruz. Birbirleriyle çelişen cümleler ortaya koymuyor filozoflar. Örneğin burada sizden bir örnek verelim. Ders çalış çalış diyorsam, bunu diyorsam ders çalışmam gerekiyor. Ama ders çalışacağımı bilip bir yandan da çalışmıyorsam ya da ders çalışmadığım halde iyi puanlar almak istiyorsam bu aslında birbiriyle çelişmiş oluyor, tutarlı olmuyor. Filozofların ortaya koyduğu düşünceleri de sistemli kılan ve oluşturdukları akımların günümüze kadar gelmesini sağlayan sebeplerden en önemli bir tanesi de tutarlı olmalarıdır arkadaşlar. Tutarlı unutmuyoruz. Geldik tutarlılığın zıttı çelişikliğe. Tutarlılığın tam tersi açıklamasını yapabiliriz. Birinin olumlanması ötekinin yassınmasını ve birinin yassınması ötekinin olumlanmasını gerektiren kavramlardır diyebiliriz. Yani çelişen cümleler çelişiklik kavramını ortaya koyuyor. Bir filozofun ortaya koyduğu düşüncede birine doğrudur demesi, diğerine yanlıştır demesi aslında burada filozofun çeliştiğini ortaya koyabiliriz. Gerçeklik ve doğruluk kavramı felsefe için önemli kavramlardandır. İkisini de ayrı ayrı incelemek istiyorum. Çünkü bazen gerçeklik ve doğruluğu aynı paralel anlamlar içerisinde kullanabiliyoruz. Gerçeklik bizim aslında varlık felsefesini konusudur. Yani diğer bir ismiyle ontolojinin konusudur. Doğruluk ise bizim bilgi felsefesinin işleyeceğimiz konunun epistemolojinin konusudur. Gerçeklik varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olmasıdır. Yani buna ne diyorum? Ben düşünsem de düşünmesem de doğada var, evrende var. Şu an bu kalemin burada olması benim düşünmemle alakalı değil. Ben düşünsem de düşünmesem de kalem burada var. Tahta, kalem, silgi, dünya birer gerçekliktir. Ama kaftanın, anka kuşunun, tanrının, uçan alının bir gerçekliği yoktur diyebiliriz. Peki doğruluk? Bir önermenin nesnesine uygunluğudur. Yani ben şu an beni 20 kişi dinliyor dediğimde, beni 20 kişi dinliyor Tonguç'ta dediğimde, eğer bu gerçekten 20 kişi dinliyorsa doğru bir önerme ortaya koyduğum anlamına gelir. Yani koyduğum cümle, ortaya koyduğum cümle nesnesine uygun oluyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor önermesi nesnesine uygun olduğu için doğrudur. Ancak dünya ayın uydusudur dediğimde bu önerme yanlıştır diyebiliriz. İkisinin arasındaki farkı unutmuyoruz. Peki mantık nedir? Felsefe içerisinde belki ortaya konulan öncüler ya da filozofların ortaya koyduğu düşünceler size çok mantıksız gelebilir. İlk önce mantıklı düşünmek neymiş bir bakalım. Mantık kelimesi Arapça nutuk sözcüğünden geliyor ve Yunanca logos kelimesi Batı dillerindeki mantık kelimesine kaynaklık ediyor. Biz aslında neydi? Felsefenin çıkış yeri antik Yunan'dı. Mantıklı düşünmek bizim için doğru ve düzgün düşünmektir. Mantıklı insan deriz değil mi? O halde mantık doğru ve düzgün düşünme formlarının inceleyen bir bilim dalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Mantıklı düşünürken aslında biz nasıl cümleler, nasıl öncüller ortaya koyuyoruz? Doğru ve düzgün düşünmedir dedik mantık ve aynı zamanda doğru ve düzgün düşünmeyle akıl yürütüyoruz ve sonuca ulaşıyoruz. Felsefi düşünmeyle mantık arasında da güçlü bir ilişki var. Yani hemen örneğimize bir bakalım. Tüm ağaçlar faydalı ve güzeldir dedim. Bir önerme, daha doğrusu bir öncül ortaya koydum mu? Bu benim birinci öncülüm. Palmiye bir ağaçtır dedim. Bu da benim ikinci öncülüm olsun. Doğru veya yanlış, herhangi bir yargı bildirmesi önemli. Ancak doğru veya yanlış olması önemli değil. O halde palmiye de faydalı ve güzeldir dedim. İki tane öncülden bir sonuç çıkardım. Mantıklı bir sonuç çıkarmış oldum. Bakın mantık ve doğru yanlış olayını karıştırmayalım. Mantıklı bir sonuç çıkarmış oldum. Doğru ya da yanlış diye nitelendirmedim. Önerme demin de bahsettim. En az kaç terimden oluşur? En az iki terimden oluşan ve içinde en az bir yargı ve bir doğruluk değeri taşıyan cümlelerdir. Yani ben Ali dediğimde bu bir önerme olmaz. Ya da kalem dediğimde bu bir önerme olmaz. Her önerme bir cümledir ancak her cümle bir önerme değildir. Dilek, soru, emir ve ünlem cümleleri aslında bir yargı bildirmedikleri ya da doğru yanlış olarak değerlendirilemeyecekleri için önerme değildir. Demin söylemiştik. Mesela eyvah dedim
bir ünlem cümlesi. Bu benim için bir önerme cümlesi olamaz. Mantıkta işleyeceğim bir önerme cümlesi olamaz. Ayşe partiye gelecek mi dedim? Ayşe partiye gelecek mi dedim? Bu da benim için herhangi bir yargı cümlesi olmaz. Sadece bir soru, cevabını öğrenebileceğim bir soru olabilir. Hemen örneklerimize bakalım. Ay dünyanın uydusudur, bir önermedir ve doğruluk değeri vardır. Doğrudur diyorum. Yanlış da olabilirdi. Yargı bildirmesi, önerme olması benim için önemliydi. Filler uçabilen küçük pembe bitkilerdir. Bir önerme mi? Evet önerme. İçeriğine bakmadan. Ancak ben bu önermenin doğruluk değerine ne diyorum? Yanlış diyorum. Yani önerme olması demek yine üzerine basarak söylüyorum. Doğruluğu veya yanlışlığı değerlendireceğimiz anlamına gelmiyor. Peki biz bu önermelerden yola çıkarak akıl yürütme nasıl yapıyoruz? Sonuca nasıl varıyoruz? Tabii ki 3 tane yöntemimiz var. Tümden gelim, tüme varım ve analoji. Şimdi bunları tek tek görelim istiyorum. İlk öncelikle tümden gelimi işleyelim. Diğer bir ismiyle dediksiyon diyebiliriz. Bazen kitaplarda karşınıza çıkabilir diğer farklı kavram olarak. Tümden geldiğimde adından da anlaşılacağı üzere tümden geliyorum. Yani genelden özele, bütünden parçaya, tümelden tikele, akıl yürütme biçimidir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. O halde hemen bir örnekle bunu anlamaya çalışalım. Sokrates insandır. Pardon arkadaşlar, tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. Ne yaptım? Bakın tümden geliyorum aşağıya doğru. Çizgimi çizdim. Birinci öncülümü ortaya koydum. İkinci öncülümü ortaya koydum. O halde Sokrates de ölümlüdür dedim. Sokrates de ölümlüdür. Yani burada neyi anlamaya çalışıyorum? Genelden özele, bütünden parçaya, tümelden tikele, yani tümelden tekile doğru bir akıl yürütme işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Şimdi diğer akıl yürütme biçimimize bakalım. İsmi nedir? Tabii ki tüme varımdır. Arkadaşlar biz burada parçadan bütüne, bakın tüme varımdan, tümden gelimde, genelden özele, bütünden parçaya, tümelden tikele gidiyoruz. Tüme varımda daha özelleştiriyoruz. Parçadan bütüne, özelden genele, tikelden tümele bir akıl yürütme işlemidir diyebiliriz tüme varım için. Hemen bir örnek verelim. Örnekle daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Sergen çalışkandır ve başarılıdır dedim. Başarılıdır dedim. Ayşe çalışkandır ve başarılıdır dedim. Fatma çalışkandır ve başarılıdır dedim. Bakın hala özeldeyim. Özeldeyim. Geldim, çizdim çizgimi. Sonuca ilerliyorum. O halde dedim. O halde tüm çalışkanlar başarılıdır. Ne yaptım? Sonuca vardım aslında. Geldik son akıl yürütme biçimimize, analojiye. Analoji deyince aklımıza benzetme gelecek. Burada hemen örnekten ilerleyelim istiyorum. Ayvalık Ege bölgesindedir ve denizi çok temizdir. Foça da Ege bölgesindedir. O halde Foça'nın denizi de çok temizdir. O zaman ne yaptım? Foça'nın ve Ayvalık'ın Ege bölgesinde olmasından dolayı bir benzetme yaptım. Ve birisinde olan özelliği diğeriyle de benzetip bir sonuç çıkarma işlemi gerçekleştirdim. Analojiyi de unutmuyoruz. Hemen buradan tekrardan şemayla örnek verelim istiyorum. Bakın tümden gelim de çok basit. Tümden geliyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Genel, genel, genel. Sonra ne yapıyorum? Genellerden özel sonuç çıkarma işlemi yapıyorum. Peki tüme varırken ne yapıyorum? Bütüne varıyorum. Özelden genele varıyorum. Özel, özel cümleler kuruyorum. Özel cümleler kuruyorum. Sonuçta ne yapıyorum? Genele varmış oluyorum. O halde diye başlayıp bütün sonucuyla cümleyi bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Peki biz felsefi soruyu nasıl oluşturuyoruz arkadaşlar? Felsefede aslında nedir sorusu üzerine birçok sorgulama yapılıyor. Yani ne demiştik? Deney ve gözlem olmadığı için bir sorunun cevabı kesindir, doğrudur, yanlıştır diyemiyoruz. Evet, filozoflar bunu kendilerince temellendirme, dayanak göstererek yapıyorlar. Ancak felsefi soru oluşturmada biz
bir şey doğrudur, yanlıştır gibi bir nitelendirme yapamadığımız için felsefede zaten cevaplardan çok sorular önem kazanmaya başlamıştır. Felsefe soruları çoğunlukla varlık, bilgi ve değer alanlarına aittir. Bu üç alanı unutmuyoruz arkadaşlar. Bunlardan türeyen sorular var. Yöneldiği konunun ayrıntılarına inmeyi sağlıyor. Arkadaşlar, nedir sorusuna cevap arıyor felsefe aslında. Doğruluğa ulaşsa bile bir şey nedir dedi, bilgi nedir dedi mesela. Bunun cevabını verdi. Doğruluğa ulaşsa bile bu doğrularla yetinmiyor ve bilgiler sürekli sorgulanmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Her felsefe sorusunda aslında amaç bir kavramı ya da kavram grubunu açıklama amacı vardır. Felsefe soruları farklı zamanlarda tekrarlansa da ne dedik? Hiç eskimez ve cevapları sürekli çoğalarak ilerler. Felsefi sorulara bir bakalım nasıl oluşturuluyor. Ne demiştim? Nedir kelimesi bizim için önemli demiştir. Bilime geliyor, bilim nedir diyor felsefe. Güzellik, estetik, sanat felsefesine geliyor, güzel nedir diyor. Bilgi felsefesine geliyor, bilginin kaynağı nedir diyor, kaynağını araştırıyor. Ancak bunlarda kesin cevaplar buluyor diyemiyoruz, yine hatırlatıyorum. İdeal bir devlet düzeni olabilir mi diyor, siyasete geliyor bu soruyu soruyor. Evrensel bir ahlak yasası var mıdır diyor, ahlak felsefesinde bu soruyla ilgileniyor. Benim özgürlüğüm başkasının köleliği midir diyor, yine ahlak felsefesi içerisinde bu soruyu soruyor. Ölümden sonra hayat var mıdır diyor. Yine felsefenin alanlarında bu soruyu soruyor. Varlığın mahiyeti nedir diyor. Varlığın felsefesi içerisinde bu soruyu soruyor. İnanç nedir? Ben kimim? Din felsefesi gibi soruları alanlara yayarak soru sistemini oluşturuyor. Hemen bakalım felsefe sorusunun özelliklerine. Günlük ihtiyaçların dışında mıdır? Evet, bilim nedir dediğimizde ya da ahlak nedir dediğimizde günlük bir ihtiyacımızı karşılamıyoruz. O yüzden felsefe sorusu günlük ihtiyaçların dışındadır. Ne demiştik? Kalıcıdır. Çünkü ne yapıyordu? Birikerek ilerliyordu. Birikerek ilerlediği için aslında kalıcıdır. Yani bilim nedir sorusunu bir filozof soruyor. Çağ değiştikçe başka bir filozof daha bilim nedir sorusunun açıklamasını yapabiliyor. Peki bu sorular neyle ortaya konur? Tabii ki akıl ile ortaya koyuyoruz. Yanıtı düşünce ve dilden geçer. Sonuç itibariyle biz ortaya koyduğumuz soruların yanıtını dil ile ifade ederiz. Eylem ve düşüncenin ürünü müdür? Evet, eylem ve düşüncenin ürünüdür. Öze ilişkindir. Yani bir şeyin, bir nesnenin özüne inmeye çalışır. Demin de söylemiştim. Nedir sorusunu anlamaya yöneliktir, genel niteliktir. Yani bilim parçalara yönelik işlerken, biyoloji farklı bir alanla, kimya farklı bir alanla sorulara yönelirken, felsefe sorusu genel olarak varlık nedir, insan nedir ya da ahlak nedir gibi genel sorulara yönelir arkadaşlar. Dil olmadan olmaz diyoruz. Felsefede, filozoflarda dili çok önemsiyor arkadaşlar. Felsefe aslında bir takım ne demiştik? Önermeler kümesidir. Biz bu önermelerden akıl yürütmeyle sonuca ilerliyoruz. Bu önermeler kümesi neyle ifade ediliyor? Tabii ki dil ile ifade edildiği için felsefe açısından da dil çok önemlidir. İnsanlar dil aracılığıyla bir bağ kuruyor ve insan olmanın da en önemli özelliği nedir? Dili kullanmaktır. Dil ile ortaya bir şey koysanız bile dil ile anlatamadığınız sürece filozoflar açısından bir önemi yoktur. Biz aslında dil ile zihinsel bir faaliyet ortaya koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Bir nesneyi algıladığımızda onun ne olduğunu evet zihnimizde algılıyoruz. Elma sarı diyoruz. Bunu neyle bu kavramı ifade ediyoruz? Tabii ki sarı elma deyip aslında bunu dil ile ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, konu biterken biz bugün felsefe ile düşünmede neler gördük? Hangi konuları işledik? Şöyle kısaca başlıklara bir bakalım istiyorum. Düşünme ve akıl yürütmenin temel kavramlarına baktık. Düşünme ve akıl yürütmede dilin önemini biraz daha önce bahsettik. Felsefi soru nasıl oluşturulur? Felsefede nedir kelimesinin önemini irdeledik arkadaşlar. Ve geldik ödüllü sorumuza. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Beni dinleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.